Yarım asra yaklaşan imalat tecrübesiyle Konya sanayinin gelişimine ustalığıyla katkı sağlayan Orhan Demirkirişçi, yenilikçi ürünlerle hizmet profilini genişletiyor. Bilimsan, faydalı model koruması altındaki çamaşır kurutma aparatıyla yurt dışına açılmak istiyor. Bugün Türkiye'nin en gelişmiş sanayilerinden birine sahip olan Konya'da yıllar içinde yaşanan değişimde rol üstlenen Orhan Demirkirişçi, yaklaşık 50 yıl evvel çırak olarak başladığı işini ustalığa taşıyor. 1967 yılından ustamın yanına çırak girdim. O zamandan beri sanayilerdeyim ve tornacı ustayım. Memleketimizin ekonomisinin dar olduğu yıllara dek geldi. Bir hayli sırtımızda yük taşıdık. Büyük imalatlara, imalatçılara önder olduk ustalığımızla. Bir hayli imalat yapılmasına Anadolu'da katkıda bulunduk. Orhan Demirkirişçi'nin imalat konusundaki yetkinliği bu alanda çok sayıda kişiyi de yetiştirmesini sağlıyor. Kimsenin bir şeyi bilmediği, kumpası bile tutmayı bilmediği yıllarda biz bu millete imalat yaptırdık. Enflasyon, devalüasyon, İhtilal, muhtıra hep bu dönemlere rastladı ve biz hakikaten imalat yaptırdık Anadolu insanına, Anadolu girişimcilerine. Bir sanayi kurmaya çalıştık, memleketimize faydalı olmaya çalıştık. Yıllarımızı verdik, 47 yılımız geçti ama feda olsun memleketimize. Keşke memleketimiz kalkınsın da biz de gurur duyalım. 1992'de kendi işletmesini kuran Orhan Demirkirişçi, yenilikçi ürünler ortaya koyma gayesiyle hareket ediyor. İmalat sanayiye başlamam da 1992 yılından itibaren oldu. İlk önce soba parçaları ile imalat yaptım. Daha sonra yıllara dayalı olarak çeşitli imalatlar yaptım. 5 senedir de çamaşır kurutmalı imalatı yapıyorum. Memleketimize değişik bir çamaşırlık bulduk, icat ettik ve bunu 3 yıldır üretiyoruz çok güzel bir şekilde. Günlük yaşamda çamaşır asmak ve kurutmak problem olmaktan çıkıyor. Kalorifer peteğinin bulunduğu tüm alanlarda kullanılan çamaşır kurutucu sistem, 3 metre çamaşırı aynı anda kurutma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Özellikle kış aylarında kullanım büyük kolaylık sağlıyor. Ortaya kocaman bir çamaşırlık açacağına ve şu çamaşırları toplayayım da misafiri buyur edeyim diyeceğine, kendi odasında, çocuğun odasında, ebeveyn odasında, babasının odasında çamaşırları, herkes kendi çamaşırı kendi odasında kurusundan yola çıkarak biz bu işi yaptık. Öğrenci yurtları olarak, oteller olarak, pansiyonlar olarak ve aileler, evler olarak bunu yavaş yavaş algıladı. Bu sene daha çok talep var. Çamaşır kurutma sistemi, çocuk kıyafeti, havlu, çorap gibi küçük boyutlu kıyafetlerin kurutulmasında zamandan tasarruf sağlıyor. Pratik kullanımı ve yer kaplamayan yapısıyla çamaşır kurutma sistemi, odanın nem dengesinin korunmasında da etkili oluyor. 4 ayrı çeşitte boyutlarımız var. Yaz günlerinde dahil herkesin çamaşırı kendi odasında kuruyor ve işi bitince de peteğin önüne döndürüp bıraktığı zaman hiç yer kaplamıyor ve hiç kimseye bir kalabalıklık oluşturmuyor. Evin içerisinde ayrı bir çamaşır serecek yer aramaya, balkona çamaşır sermeye gerek kalmıyor. Faydalı model koruması altındaki çamaşır kurutma aparatı ile ilgili hedefler büyük. Orhan Demirkirişçi, yurt dışına da açılmak istiyoruz diyor. Ülkemizde en az 100 bin adet satmayı hedefliyoruz. Şu andaki hedefimiz çok az ülke bazı olarak tamam ama en azından buna bir ulaşalım dedik. Erzincan'a, İstanbul'a, Ankara'ya, Isparta'ya bu ürünlerden pazarlıyoruz. Oradaki pazarlamacılar bunları Anadolu'ya dağıtıyorlar. Eğer yurt dışına da satabilirsek Doğu Blok ülkelerine, kışı olan ülkelere 1 milyon adet üretmeyi hedefliyoruz. Yani dünya bazında ve ülkemiz bazında. Orhan Demirkirişçi, yenilikçi ürünler geliştirmeye devam edeceklerini söylüyor. Biz biraz da alışılmışın dışında bir şeyi yapmak, memleketimize bizden sonra da bir katkıda bulunmak amaçlı uğraşırız. Yani bizim para peşinde koştuğumuz bir şey değil bu. Bu memleket faydası, memlekete fayda olsun diye uğraştığımız bir şeyler. Bu bakımdan yeni bir çeşit düşündüklerimiz var tabii. Vizibilite çalışmaları yapılıyor. Arge çalışmaları yapılıyor.
İmalatta yarım asırlık tecrübesiyle kaliteden ödün vermeden bugünlere geldiklerini söyleyen Orhan Demirkilişçi, sözlerinin sonunda bu anlayışla yollarına devam edeceklerinin altını çiziyor. Gereği nasılsa öyle üretiriz. Yani sağından şu tarafından, solundan bu tarafından alalım da daha çok kazanalım peşinde değiliz. Memleketimizde bulunan en kaliteli malzemelerden üretiriz. Elimizden geleni yaparız hizmet olarak.